İsrail 7 Ekim'den bu yana 10 aydır Gazze'de binlerce Gazzeli, Filistinli katletti ve onların her birinin bir farklı büyük bir trajedi barındıran, dram barındıran hikayeleri var. İşte onların duyulmaması için elinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Bu nedenle yarısı kadın ve çocuk 40 bin Gazzeli Batı'nın gözünde sadece acımasız bir sayı olmaktan öteye gidemiyor. Bu arada bu bilinen 40 bin, o yıkılan, bombalanan binaların altında kalan Filistinlilere, Gazze'lilere ulaşılabilmiş değil. Rakamın çok daha üzerinde olduğu konuşuluyor. 60 binler, 70 binler konuşuluyor ama eldeki veri 40 bin, görünebilen 40 bin. Fakat bu kez öyle bir vahşete imza attılar ki konuşulmayacak, görülmeyecek, duyulmayacak, üç maymunu oynanacak gibi değil. Dünya kayıtsız kalmadı kalamadı. Filistinli bir babayla birlikte milyonlar gözyaşı döktü. Yeni doğan çocuklarına kimlik çıkarmaya gitti, nüfus dairesinden döndüğünde eşinin ve çocuklarının İsrail bombasıyla öldüğünü öğrendi. Ağladı, çırpındı, kendini yerden yere attı ama yüreği yanıyordu. O babanın içindeki yangın şahit olan herkesi de yaktı. Bu babanın acısını hangi cümleler anlatabilir ki? Elinden feryat etmekten fazlası gelmedi. Daha beş gün önce doğan bebeklerinin doğum belgeleri elinden düştü. Daha mürekkepleri kurumadan ölüm belgeleri çıkarıldı. Adı Muhammed Ebu El Kumsan. İsrail'in Gazze'de parçaladığı binlerce hayattan biri. Tel Aviv yönetiminin kimliksiz, isimsiz, hikayesiz bir sayı olarak bırakmak istediği milyonlarca Gazze'li gibi. Ancak bu kez öyle bir insanlık dramına imza atıldı ki dünya kayıtsız kalamadı. Filistinli babanın acısına boğazlarına tıkanan bir yumruk ve gözyaşlarıyla eşlik etti. Allah! İskoçya'nın eski birinci bakanı Hamza Yusuf ve İngiltere İşçi Partisi milletvekilleri İsrail'in savaş suçları işlediğini dile getirdi. Yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Katil İsrail ordusuysa yine hedeflerinin Hamas olduğu bahanesine sığındı. Ancak 5 günlük iki bebeğin nasıl Kassam Tugaylarından olabileceğinin yanıtını veremedi.